Bursa'da bugünden herkese merhaba. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti 11.402 lira olarak açıkladı. Biz de Bursalı vatandaşlara yeni asgari ücret hakkında ne düşünüyorsunuz diye sorduk. İşte aldığımız cevaplar, söz Bursalılarda. Tabii ki şu şartlarda yeterli değil. Daha iyi olabilirdi. Bir 15 bin olsaydı daha iyi olurdu. Ki yeterli değil. Türkiye şartlarında asla yeterli değil. Yani ne kadar olması beklerdi? Yani asgari ücretin en az 15 bin lira. En az. O da onun altına hiç düşmemeli. Hatta 16-18 falan olmalı. Çünkü bir ailede nasıl diyeyim, eşlerin ikisi birlikte çalışmadan artık geçinme şansı da yok. İş problemi de var, iş bulma problemi de var. Tek bir insan kendisini, eşini ya da çocuk da varsa mümkün değil geçinmesi. Bence yeterli değil. Ne kadar olmalıydı? Ya 15 bin olmalıydı bence. Şu an iyi fiyat diyeceğim ama normalde iyi fiyat değil. Hani bu geçim şeyinde şu anda bir insanın tek geçimine bakarsak şimdi elektriğini, suyunu, doğalgazını ve kendi ev kirasını hesaplamalara göre 10,5 milyarı geçiyor. Yeter mi sizce? Yetmez. Asgari ücretin yükselmesi çok da önemli değil. Bu dolar, döviz kuru karşısında önemli olan asgari ücreti yükseltmemek. Hayatı kolaylaştırmak, alım gücünü iyi yönde, artı yönde düzeltmek. Yani benim düşüncem bu şekilde. Yani 20 binde olsa, 25 binde olsa bence yeterli değil. Yani alım gücüne bakar. Bugün günümüzde normal bir araba 1 milyon lira. Normal bir ev 2 milyon, 3 milyon lira. Düşünün, 2 kişi asgari ücretle çalışıyor. Bunlara nasıl sahip olacak? Kaç senede sahip olacak? Nasıl sahip olacak? Bence ona bakmak lazım. Biraz da mutfağa bakmak lazım. Etin kilosu ne kadar? Peynirin kilosu ne kadar? Bunlara bakmak lazım. Asgari ücreti yükseltmek bence çözüm değil. Yani bence şu anda 20 bin, 25 bin olması lazım asgari ücretin. Tabii ki yeterli değil ama gene de Allah devletimize zeval vermesin. Yani baktığımız zaman bir şeyler birden olmuyor. Yeni yüzyılın Türkiye'si inşa edilmekte şu anda. Yani her şeyin daha ilerleyen günlerde daha iyi olacağına inanıyorum ben. Hani şu durumda emekliye birazcık daha bir iyileştirilme yapılması, bu refah payı olayında birazcık daha emekliye hoş davranılması gerektiğine inanıyorum. Böyle yani, Allah devlete zeval vermesin. 20'den aşağı bence olmaması lazım. Açıklanan rakamlara göre. Çünkü her gün zam geliyor, her şeye zam geliyor. Bence kandırma. Keşke daha fazla olsa.